Koni. Öncelikle Koni'nin ne olduğuyla başlayalım. Koni 3 boyutlu bir cisimdir. Bir daire ve bir daire diliminden oluşmaktadır. Şimdi daire dilimini açık şeklini çizdiğimizde göreceğiz. Bir Koni'nin öncelikle kapalı şekli üzerinden gidiyoruz. Buraya küçük R diyelim. Buradaki küçük R taban yarıçapı. Koni'nin taban yarıçapı. Şuradan indirdiğimiz uzunluk merkeze inildiğinde dik olur. Koni'nin yüksekliği H. Koni'nin yüksekliği. Ve bu yandaki uzunluğa büyük R diyeceğiz. Bu koniyi açtığımızda oluşan daire diliminin yarıçapıdır. Buna büyük R diyoruz. Büyük R'ye ise koninin ana doğrusu denir. Koninin ana doğrusu. Sorularda sözler olarak koninin ana doğrusu şudur dediğinde kastettiği uzunluk burasıdır. Bunların arasında tabii ki Pisagor bağıntısı geçerlidir. Çünkü burada bir dik üçgen mevcut. H kare artı R kare eşittir büyük R kareyi vermektedir. Bu çok açık gözükmekte. Şimdi koninin açık şeklini çizelim. Koninin açık şekli bir daire diliminden yarıçapı büyük R olan, yani buradaki büyük R, buradaki daire diliminin yarıçapıdır. Bu daire diliminin açısına alfa diyelim. Ve bir tane de daireden oluşur. Buna da R diyelim. Buradaki R ile aynıdır. Koninin açık şekli budur. Bir daire dilimi ve bir daireden oluşmaktadır koni. Şimdi koni ile ilgili bilinmesi gereken kurallar. Çok aşağı inmeyelim, konilerimizi görelim. Birinci kuralımız, şu açı ve şu R ve büyük R arasındaki ilişkidir. Taban yarıçapının R'nin ana doğruya oranı veya daire diliminin yarıçapına oranı, küçük R'nin büyük R'ye oranı, buradaki açının 360'a oranına eşittir. Alfa bölü 360. Konide bilmemiz gereken ilk formül budur. Önemli formüllerden birisidir. Koninin taban yarıçapıyla buradaki açıyı bildiğimizde ana doğrusu veya buradaki daire diliminin yarıçapı arasındaki bağıntıyı kurup çözmemizi sağlar. İkinci olarak koninin yanal alanı. Yanal alan. Yanal alan dediğimizde buradaki koninin şu açılmış olan şu kısmının alanını kastediyoruz. Yanal alan buradaki daire diliminin alanıdır. Bunun formülü de pi çarpı r çarpı büyük r'dir. Pi r. Yani buradaki r'yi ve buradaki ana doğru olan büyük r'yi biliyorsak koninin yanal alanını direkt pi r formülüyle bulabiliriz. İkinci formülümüz budur konide. Toplam 4 formül bilmeliyiz. İkincisi buydu. Üçüncüsüne geldiğimizde koninin yüzey alanı, yani tüm alanı. Yüzey alanı, yani tüm alan, buradaki yanal alana alttaki daire diliminin daire dilimine alttaki dairenin eklenmesiyle bulunur. Yani pi r artı alttaki küçük dairemizin alanı pi r kare. Yüzey alanı da budur. Dördüncü ve son formülümüz ise hacimdir. Hacim taban alanı pi r kare, yani şu kapalı şekli üzerinden gidelim. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Taban alanımız pi r kare çarpı yüksekliğimiz h bölü
3'tür. Koni'de hacim taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'e eşittir. Şimdi bu bilmemiz gereken 4 formülle ilgili örneklerimize başlıyoruz. 1. Şuraya 3 santimetre diyelim. Konimizi çizelim. Şuraya 5 santimetre diyelim. A. Koniyi oluşturan daire diliminin merkez açısı nedir? Daire diliminin merkez açısı nedir? B. Koninin yüksekliği nedir? C. Koninin yanal alanı nedir? Yanal alanı nedir? D. Koninin yüzey alanı nedir? Koninin yüzey alanı sadece alan söylendiğinde, sadece alan kelimesi söylüyorsa tüm alanı kastediyordur. Yani yüzey alanını. Yanal alan olduğunda yanal kelimesini mutlaka kullanmak zorundayız. Koninin yüzey alanı nedir? E şıkkımızda da koninin hacmi nedir? Koninin hacmi nedir? Kalemimizin rengini değiştirerek sorularımıza cevap verelim. Şimdi koniyi oluşturan daire diliminin merkez açısı nedir? Bu koniyi açtığımızda şöyle küçük bir şekilde açalım. Buradaki taban yarıçapının 3, buradaki ana doğrunun 5 olduğunu biliyoruz. Burası da daire dilim şey koniyi oluşturan daire diliminin merkez açısı. Şuna da x diyelim. Ve A şıkkını çözmeye başlayalım. Koniyi oluşturan daire diliminin merkez açısı olan x, 3'ün 5'i oranı 3 bölü 5 eşittir x bölü 360. Yukarıda yaptığımız ilk formülümüz. Küçük R'nin büyük R'ye oranı daire diliminin merkez açısının 360 oranına eşittir. Buradan içler dışlar yaparsak 5x eşittir 1080. 1080'i de 5'e bölersek x eşittir 216 derece olarak bulunur. Bu daire diliminin merkez açısı 216 derecedir. Yani şöyle küçük bir şekilde değil de daha böyle büyükçe bir çizim gerekiyor. 216 derece bu kadar dar açıyla gösterilemez tabii ki. Şimdi B'ye geçersek koninin yüksekliği nedir? Koninin yüksekliğine geldiğimizde koninin yüksekliği buradan tam şuraya indirdiğimiz şu uzunluktur. Burası diktir. 3, 5 ise burası da 4 santimetre olur. Koninin yüksekliği h eşittir 4 santimetredir. C şıkkına geldiğimizde koninin yanal alanı nedir? Koninin yanal alanı pi r r formülüyle hesaplanır. Pi'yi vermediği için pi alacağız. Küçük r'miz 3, büyük r'miz 5. 3 çarpı 5, 15 pi. D şıkkına geldiğimizde yüzey alanı. Bu yanal alan artı taban alanından oluşmaktadır. Yanal alanı zaten 15 pi bulduk. Artı tabandaki dairemizin yarıçapı 3'tür. Pi çarpı 3'ün karesi 9. 9 pi eder burası. Toplayınca da 24 pi. E şıkkına geldiğimizde koninin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Pi r kare h bölü 3. Pi'yi vermediği için pi olarak alacağız. R'miz burada 3'tü.
Taban yarı çapındaki 3'ten bahsediyoruz. O 3'tü. 9 çarpı haşımız 4 olarak bulmuştuk. Bölü 3. Şu 3 ile şu 9'u sadeleştirirsek 12 pi olarak da hacmi bulmuş oluruz. Bu örneğimizde bütün sorulabilecekleri incelemiş olduk böylece. Bir başka örneğimize geçiyoruz şimdi. Açık şekli verilen bir koni alalım. Şunun uzunluğunu 4 santimetre alalım. Şuradaki açıyı 120 santimetre alalım. 120 derece alalım açıyı. A. Koninin yanal alanı nedir? B. Koninin hacmi nedir? Şimdi koninin yanal alanını bulabilmemiz için formülümüz bizim pi r. Küçük r'ye sahibiz. Fakat buradaki büyük r yok. Büyük r'yi bulduğumuzda koninin yanal alanını bulabiliriz. Buradaki büyük r'yi bulmak için bu 4'ün r'ye oranı A şıkkına başlıyoruz. 4 bölü büyük r eşittir 120 bölü 360 derece. Buradaki oran 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparsak r eşittir 12 olarak bulundu. Yanal alanımız pi çarpı 4 çarpı 12'den 48 pi olarak çıktı. Şimdi koninin hacmine geliyoruz. B şıkkına. Koninin hacmi pi r kare h bölü 3. Bizim r'miz elimizde var, h yok. Koninin kapalı şeklini çizelim şimdi. Koninin taban yarıçapının 4 olduğunu biliyoruz. Ana doğrusunun 12 olduğunu biliyoruz. Yüksekliği buradan indirirsek ve Pisagor yapıp apaçık bulabiliriz ne olduğunu. H kare artı 16 eşittir 144. 144'ten 16 çıkartırsak H kare eşittir 128 eder. 128 de 64 çarpı 2'dir. H eşittir 8 kök 2 eder. Şimdi gelip buraya bunları yerine koyarsak pi, r'miz bizim taban yarıçapımız 4, 16 çarpı h'ımız 8 kök 2 bölü 3. 3'e bölünecek herhangi bir şey yok. Pi'yi vermemişiz zaten. 8 ile 16'yı çarparsak 128 pi kök 2 bölü 3 bizim hacmimiz olur. Bir başka örneğimizle gidelim. Bu örneğimizde kesik koniye geçeceğiz. Kesik koni. Şimdi kesik konide temel bir fikir bilmeliyiz. O fikri direkt soru üzerinde inceleyeceğiz. Herhangi ekstra bir kural öğrenmemize gerek yoktur kesik konilerde. Kurallar bitti. Sadece kesik konide birkaç fikir öğreneceğiz. Konimizin şu üstteki yarıçapını 3 santimetre alalım. Alttaki yarıçapımızı 6 santimetre alalım. Buradaki şu kesik koni yüksekliğimizi de 4 santimetre alalım. Şimdi A şıkkında koninin hacmi nedir? B şıkkında koninin alanı nedir? Şimdi
Kalemin rengini değiştirirsek anlatımı çok daha iyi yapabileceğiz. Onun için şuradan bir değiştirelim. Kesik bir koniyle karşılaştığımızda bize ne sorarsa sorsun yapacağımız ilk iş koniyi tamamlamak olmalıdır. Koniyi tamamlamadan sorduğu hiçbir şeyi çözmemiz mümkün değildir. Koniyi tamamlıyoruz. Şöyle yukarıya doğru yüksekliği de tamamlarsak, benzerlikten şu koniyi şurada kalan yükseklik kısmını bulacağız. Şuna x diyorum. 3'ün 6'ya oranı. Şuradaki x'in tamamına oranına eşittir. X bölü x artı 4. Buradan sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 eder. İçler dışlar yaparsak 2x eşittir x artı 4'ten x eşittir 4 olarak bulunur. Yani burası da 4'müş. Şimdi koninin hacmine gelirsek, koninin hacmi şu şekilde bulunur. Kesik koninin hacmi. Burada koninin hacmi derken hep kesiklerini, bu görüntüdeki kesik olan koninin hacminden bahsediyorduk. Tüm koninin hacminden şuradaki küçük koninin hacmini çıkartırsak, küçük olanın, bu altta kalan kesik koninin hacmini bulabiliriz. Büyük koni hacminden küçük koniyi çıkartacağız. Büyük koni ne ediyor onu hesaplayalım. Büyük koni hacmi. Büyük koninin taban yarıçapı 6. Pi 36 çarpı yüksekliği 8 bölü 3. 3 ile 12 sadeleşirse 12 kalır. 12 ile 8'i çarparsak 96 pi büyük koninin hacmi. Küçük koninin hacmi, koni hacmi, onun yarıçapı 3, yüksekliği 4. Pi çarpı 9 çarpı 4 bölü 3. O da 12 pi ediyor. 96 pi'den 12 pi'yi çıkartırsak bizim kesik konimizin hacmini bulmuş oluruz. 84 pi kesik koni hacmi. Kesik konileri görür görmez hemen bütüne tamamlamalıyız. Şimdi koninin alanına gelirsek. B. Öncelikle konide taban alanını alacağız. Şu üstteki daire dilimi alanını alacağız. Bir de yanal alanı bulmamız lazım. Sorun burada yanal alandı. Alttaki dairenin alanını bulursak, pi r kare olduğu için 6'nın karesi 36 artı üstteki şu dairenin alanını bulursak pi çarpı 3'ün karesinden 9. Şimdi buradaki yanal alanı bulurken de büyüğün yanal alanından küçüğün yanal alanını çıkartarak buluyoruz orayı da. Büyüğün yanal alanı pi r, şurası 6 pi çarpı 6 çarpı büyüğün r'si şuradan 6, şu koninin büyük haline gidelim. 6, 8, burasının tamamı da 10 olur. Pi 6 çarpı 10 bize pi rr 6 çarpı 10 büyük koninin yanal alanını verdi. Şimdi şurada küçük koninin yanal alanını çıkartırsak şu yan kısım kalacak. Eksi, şuradan şöyle yapalım. Küçük koninin yanal alanı da 3, 4, 5 üçgeni var burada. 3 çarpı 5 çarpı pi. Pi çarpı 3 çarpı 5. 36 pi artı 9 pi artı 60 pi eksi 15 pi. 45 pi kalır, 54 pi eder. 36'yı da toplarsak 90 pi olarak yanal alanı da bulmuş oluyoruz. Kesik konilerle karşılaştığımızda hemen bütüne tamamlayıp benzerlikten eksik olan yüksekliği veya yarıçapı hemen buluruz. Ardından da hacmi bulmak için bütünün hacminden şu küçük olan üstte eklediğimiz kısmın hacmini çıkartırız. Alanı bulurken de şimdi yaptık zaten onu da. Dördüncü ve son olarak konilerle ilgili döndürmeler. Hangi şekilleri döndürürsek koni çıkar. Dik üçgenleri döndürdüğümüz zaman
Ortaya koni çıkacaktır. Şuraya 3 santimetre diyelim. Şuraya 5 santimetre. 4 santimetre diyelim. 4 santimetre. Eğer ki buraya ABC dersek, AB kenarı etrafında döndürürsek, AB etrafında 360 derece döndürürsek, AB etrafında 360 derece döndürürsek, döndürdüğümüz kenar her zaman yüksekliktir. H eşittir 4 olur. Döndürülen kenar yüksekliktir. Diğeri ise yarıçap olur. 3 santimetre ara. Oluşan koni R'si 3, yüksekliği 4 olur. BC etrafında döndürürsek, etrafında döndürürsek, bu sefer yine 360 derece döndürüyoruz. Yüksekliğimiz BC'nin kendisi olur 3. Yarıçapımız ise 4 olur. Oluşan koni 4, yükseklik 3 olur. Bütün püf nokta döndürülen kenar, yükseklik diğer dik kenar yarıçap olur. Dik üçgenler döndürüldüğünde koni çıkar. Bir örnek soru çözüp bu döndürme kısmıyla da koniyi noktalayalım. A, B, C dik üçgeni ele alalım. Şuraya 6 santimetre. Şuraya 4 santimetre diyelim. Şekildeki üçgen BC etrafında 360 derece döndürüldüğünde ortaya çıkan şeklin alanı ve hacmi nedir? Yalnız başına alan dediği için tüm alan kastediliyor burada. Şimdi bu şekli BC kenar etrafında döndürdüğümüzde bizim kafamıza işlemiş olması gereken fikir döndürdüğümüz kenar yükseklik olur. Burada dik üçgen döndürdüğümüz için burada koni çıkacaktır. Döndürdüğümüz kenar yükseklik, diğeri ise yarıçap olur. Döndürdüğümüz kenar burada 4. 4 bizim yüksekliğimiz, yarıçapımız ise 6'dır. Şimdi bize sorulan alanla başlayalım ilk olarak. Alanı bulabilmek için buradaki ana doğrunun uzunluğuna ihtiyacımız var. 4'ün karesi 6'nın karesi. Buraya da büyük R dersek. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir R'nin karesi. Burası 52 eder. R kare. R de buradan kök 52, 2 kök 13 eder. Şimdi alanla başlayalım. Alan taban alanı artı yanal alandır. Taban alanımız pi r kare. Yanal alanın formülümüze pi r r'dir. Pi r kare pi çarpı 6'nın karesi 36 artı pi çarpı 6 çarpı yanal alanı bulurken buradaki r'yi kullanacağız. 2 kök 13. 36 pi artı 12 kök 13 pi. Hacme taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yapacağız. Pi r kare h bölü 3. Pi'miz pi zaten verilmemiş soruda. R'miz 6 idi. 36 çarpı h'ımız 4 bölü 3. 3 ile 36'yı sadeleştirirsek 12. 48 pi olarak hacmi de bulmuş oluruz. Bu şekilde koniye ait videomuzu noktalıyoruz.